Girizgahı hiç uzatmaya gerek yok. Puh! Direkt tükürerek başlıyorum ama bu tükürük hepimize Ya biz ne pavyon meraklısı ülkeymişiz arkadaş. Biz nasıl tuttuk bu sevdayı içimizde bunca yıl? Millet tuta tuta kabuz olmuş. Bir dizide pavyon dansı görünce şabalabalaş diye böyle saçıldı her tarafa. Avamlık. O zaman gündemi hiç takip etmiyorum. Sosyal medya hesabım yok. Youtube'da da bir tek seni takip ediyorum diyenler için... Mevzuyu bir özetleyeyim. Şimdi Yılmaz Erdoğan ilk kez televizyona bir dram dizisi tırnak içinde yazdı. Çünkü bu senaryonun aslında başka bir filmden neredeyse birebir olarak alındığını az sonra anlatacağım. Dizimizin adı İnci Taneleri ve daha dizi yayınlanmadan diziden bir sahne paylaşıldı. O da dizideki bir karakterin pavyonda dans ettiği sahneler. Sonra olanlar oldu. Ankara'da bu dansın kursu açıldı. Karakterin üzerindeki kıyafet satışa çıktı. O kıyafeti alanlar o dansın aynısını yapıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu da yetmedi. Bolu Belediye Başkanı bu sahnedeki Dilber karakteri için Twitter'da babamdan kalan tarlayı sattım. Sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz diye yazdı. Haber ajansında tebrik ediyorum. Gerçekten bu haberin yanına en yakışabilecek fotoğrafı koymuşlar. Nasıl? Böyle Açıkta kalıp gördüğümüz bir rüya gibi değil mi? Aa, ama daha durun. Bu arada inci Taneleri artık sadece bir dizi değil. Bu dizinin bir komplo olduğu ortaya çıktı biliyor musunuz? Tabii. Meğer uzaya çıkan ilk Türk astronotu gölgede bırakmak için yapılmış ya. <laughs> Koskoca parti genel başkanının yalan söyleyecek hali yok ya. Buyurun. Astronot Alpar Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo teorisi taşımaktadır. Yani tamam belki bir dizideki pavyon dansçısıyla uzaya çıkan bir astronotu gölgelemek kulağa komik geliyor olabilir ama hakikaten öyle oldu ya. Ana amaç komple olmasa da. Bakın ne oldu? Bu dans sayesinde dizinin ilk bölümü 10 günde 15 milyon kez izlenirken Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkışı ile ilgili YouTube'da yayınlanan bütün videolar bakın bütün videolar sadece 7 milyon kez izlendi. Yani yarısı bile değil. Yani özetle bu toplum neden hiç gelişmiyor derken suçu hep başkasında arayan iğneyi kendine batırmayanların marifetiyle. Peki işin siyasi ayağı bu kadar mı sandınız? Ver o zaman bize canım ve yalnız dolayısıyla da eli uçkurunda gezen güzel ülkemin eski bakanının katıldığı programı. Hakikaten ya. Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var? <gülüyor> <gülüyor> Ama bizzat bu pavyon güzellemesinin mimarlarını, bu güzellemeye alet olanları, Pavyon dansı kursu açana, oraya giden yılan gibi kıvrılınca seksi olduğunu zannedip bir de video çekerek üstüne tüyünü diken, ana baba sevgisi görmediği için onaylanma açtığını sosyal medya üzerinden doyuran etkileşim fetişlerine teşekkür ediyorum. Benim burada yıllardan anlatamadığım diziler, insanları toplumu etkiliyor cümlesini kanlı ve canlı bir şekilde onayladıkları için tebrik ediyorum. Çünkü bu pavyon dansından ve el birliğiyle yaptıklarınızdan sonra pavyonlara iş başvurusunda patlama yaşandı. Yıllardır bu sektörde yüzüyle oyunculuk yapınca değil, iş vücuda inince konuşulan oyuncunun sektör ve izleyen seçimlerine üzülmek yerine neyden rahatsız oluyorsanız bir daha yapayım demesine de hiç değinmiyorum. Ama reyting düştükçe sahneye çıkacağı günlere de şimdiden ben üzülüyorum. Şimdi o sahneye nasıl gelindi, dizi ne anlatıyor oraya geleceğim de. Gerçi sizin de çok umurunuzda değildir. Birisi çıksın sahneye löbü löbü dans etsin. Ama ben yine de merak edeni anlatayım. Yıllarca televizyonda ve sinemada komedi yapan adamın aklına yerli dizi yapmak gelince direkt bir kadının ölmesi, diğerinin de pavyona düşmesi mi gelmiş derseniz ona tam olarak öyle demeyelim. Çünkü Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri. Diye bize aktarılan bu hikaye neredeyse tamamen 2004 yılında Şener Şen, Meltem Cumul ve Timuçin Ese'nin oynadığı Gönül Yarası filminden alıntı. Alıntı. O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de. Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. Bu karakterinde bir kızı bir oğlu var, bu karakterinde. O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de. O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, o filmde de kadın bir otelde kalıyor ve hatta neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı. Ya eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı. Ve bu Yavuz Turgul hikayesi Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri. Oldu öyle mi şimdi? Ya Murat o uyarlamadır o zaman. Yo biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım. Evet az önce dediğim gibi Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı edebiyat öğretmeniyle başlıyor dizi ve bu öğretmenin hapse girmesiyle. Aradan 10 yıl geçiyor ve karakterimiz hapisten çıkıp önce karısının mezarına gidiyor. Ve orada anlıyoruz ki kendisi karısını öldürmekten hapse girmiş ama aslında karısını o öldürmemiş. Ve 10 yıl önce de hapse girerken genç gözüksün diye saçları boyandığını zannediyoruz ama... a karakterimiz yakalandığında saçları beyaz değil miymiş? Meğer koğuş arkadaşlarına daha genç gözükmek için saçlarını boyamış. Ve daha sonra kendisi mahalle arasındaki bir otele yerleşiyor ve otelin telefonundan iş ararken bir serseri geliyor. Elinde kelebek sallayıp ne kadar belalı ve tehlikeli bir tip olduğunu göstermek için de dişlerinin arasını emcüklüyor. Tabi ne kadar emcük o kadar tehlikedir o. Ama başrolümüz bu kı yoza sinir oluyor süper dayımız önce bir şarj oluyor ve gidip çocuğun elinden şekerini alır gibi bıçağını alıp oğlanın ensesinden tutuyor ve az önce elinde şakara şukara kelebek çeviren oğlan sokak kedisi gibi ensesinden tutulunca kolları etkisiz kalmıyor mu? He ee, ama bu kısmı niye anlattım? Çünkü bu otelde kalan bir pavyon çalışanı kadın da bu edebiyat eline konmuş kelebek azar işitiyorken yiğidimizi görüyor ve adama ''Ya Rabbi bu nasıl erkek? Bıyığının her bir teline baş 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 baş'' deyip oracıkta aşık veriyor Ya bırak bunu at Allah aşkına. Bu kız bu adama mı aşık oluyor? E ne var? Bu kadın bu adama aşık oluyor ya. Bu arada konumdan tamamen bağımsız Settar Tanrıören'e de acil şifalar dileyelim. Evet Türk televizyonlarında yeni bir yeteneğin kilidi açıldı. İngilizcesini söyleyip sikil dersek daha da oturur hatta ağza o. İşte yeni sikilimizde genç kızların kendinden yaşça büyük erkeklere aşık olması. Ya Murat belki baba yerine koymuştur ondan bir yakınlık hissi falan ha? Ha? az sonra görürsünüz yakınlığı. İşte kız bir de şöyle şöyle hareketler yaparak büyük tepeli batağın kuşu gibi çiftleşme dansı yapıyor. Hele bakın kim gelmiş yapacağım. Ve bu hareketlerin gecesinde de odasına gidiyor ve adama açacağınız var mı? <laughs> diyor. Adam da açacağım yok deyince böyle <laughs> diye bakan kız yamulmaya devam ederken yemin ediyorum sinirim bozuldu. Adam da ya biz deyip gözlerini kaçırıyor ama Kız öyle bir bakıyor ki. Kurban oldum. Sen ne gördün böyle bakacak? Ne, ne oldu cennetin kapıları açıldı da üzerine süt döken biskolat erkeği mi gördün? Ne gördün? Ya bu nasıl yokluk? Dizinin alındığı filmde en azından aradan günler günler geçince kız bir mı acaba diyordu sadece. Neyse işte daha sonra mağarasından çıkmış gibi oha erkek diyen kız en sonunda pavyona işe gidiyor. Resepsiyondaki oğlan da diyor ki abi gel seninle birlikte Dilber ablayı izlemeye gidelim. Adam yok ben gelemem kitap okuyucum derken o da dünden razıymış <laughs> ve birlikte pavyona gidip o meşhur sahneyi izlemeye başlıyorlar. Karakterimiz tam tamına 1.00.00'da sahneye çıkıyor ve 1.04.45'e kadar bitmek bilmeyen, milletin dibinin düştüğü, fragmanın altında bütün pavyoncuları ayan beyan ortaya çıkaran dansı yapıyor. Neyse işte şarkıda Dilber Evin Barkın yok mu derken yok diyen karakterimiz bir yandan da babası yaşındaki adamı gözleriyle yemeye başlıyor. Ve az önce yok ben kitap okuyucum gelemem diyen adam da kız dans ederken elbisesindeki desenlerin 3D baskısını alıp atıyor hafızaya. Ama şimdi diyebilirsiniz ki oyuncu burada rolünün hakkını vermiş. Tamam onda bir sorun yok. Eyvallah bravo. Ya da ben burada bir güzelleme görmüyorum da diyebilirsiniz. O zaman dans bittikten sonra ben alacağımı aldım deyip sesi kapattıysanız şu cümleleri duymamış olabilirsiniz. Artık o tarlayı satan dayı modeli bitti gibi. Beyaz yakalılar bile geliyor artık. Heh işte asıl güzelleme tam olarak burada. Ve hadi bakalım sene sonunda istatistiklere baksınlar. Acaba geçen seneyle pavyonlara gidenlerin sayısı aynı mı olacak? Ha? Gerçi siz anlamazsınız şimdi istatistik dedim de. Şey diyorum hani mine tek gibi olan çok şey gösteren ama esas şey göster. Ha? Tanju Bey siz daha iyi bilirsiniz. Değil mi? Bu sene Bolu'da kaç tane tarla satılmış? Oradan çıkartırsınız istatistiği. Yani Bolu halkından da özür diliyorum. Laf yediğine giderken kinaye size uğradı. Ne olur kusuruma bakmayın. Neyse daha sonra adam otele gidiyor ve Dilber yine geliyor odasına. Ve adama diyor ki. Bir sarılayım mı ben sana? Müsaitsen. Adam da ticari taksi gibi müsaitim deyince kız da sarılıyor. Tamam işte Murat burada haksızsın. Kız baba şefkati arıyor. Tabii tabii. Ve baba şefkati arayan kız adamı ertesi gün bir börekçiye götürüp orada aşkını ilan edip şak diye adamın Allah Allah ağzında aramaya başlamıyor mu o şefkati? Yani siz nasıl yorumladınız bilmiyorum ama ben en sağlamından bir orta yaş sendromu olarak yorumladım. Çünkü bu kadarıyla da kalmıyor. Bakınız bu kadın da yine başrolümüzün Türkçe edebiyat dersi verdiği kızın annesi. Hay Allah bu kadın da hocamıza ılık ılık yanlamıyor mu? Um. <laughs> Ya ne diyeyim? Allah hepimize Yılmaz Erdoğan cazibesi versin. <laughs> Neyse işte bunlar öpüşürken bir de bu kızın kocası gelmiyor mu? Bir de edebiyat hocamız bu belalı tipi tek bir tokatla yere sermiyor mu? Ama adam bu sefer saz arkadaşlarının da yanına alıyor ve hocamıza ağız burun giriyorlar. Tekmeler, yumruklar, dakikalarca. Ah adam hastanelik oluyor değil mi? Dört kişi falan dövdü sonuçta. He yok. Bir tane yavru köpek geliyor, adamı yalayınca kalkıp yoluna devam ediyor. Dur dur bir dakika. Köpek de dişi değil mi? E yani? Soru sizinki de. Ama ne oluyor? Hocamız durur mu? 10 yıl boşuna yatmadık diyor ve gidip adamı kendi çiğ köftecisinde çiğ çiğ yiyor. Çay, çay, çay. Yetmiyor. Adamın çırağına da tatlı niyetine... Hı işte dizi bir süre sonra şuna bağlıyor. Ve işte mecburiyetten mafyaya karışan kimya öğretmeni Walter White'ın bu Beyoğlu versiyonu Kızı da alıp can dostunun evine gidiyor. Orada da çiftimize bir yatak odası veriyorlar. He, he. İşte öğretmenimiz beyaz atletiyle yatıyor kızın yanına. Oy 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 oy. Açıyor koltuk altını. Kız da giriyor o koltuğun altına. Yani kimse kusura bakmasın. Çift o kadar uyumsuz ki. Sizin gözünüz o sahnede ne aradı bilmiyorum ama banyosu olmayan bir odadan çıkıp adam dövmeye giden sonra da kız kaşıran bir edebiyat öğretmeni beyaz atletiyle kolunun altına henüz duşunu almamış bir pavyon dansçısını alırsa benim gözüm sahnede koltuk altı deodorantı sitik bitik falan arar. Hatta dur dur onun standardı da yetmez. Litrelik duş jeli falan da olması lazım. Hah bak. Şimdi ferahladım. Hatta dur şu boyutu da göstereyim ha. Deminki sahneye Böyle bir şey lazım böyle bir şey. Litrelik litrelik. Ha tabii şimdi önümüz sevgililer günü siz de böyle ferah ferah kolunuzu kaldırmak isterseniz size müthiş bir tavsiye vereyim. Old Spice ürünlerini tercih edebilir hatta belki sevgililer günü için hediye olarak alabilirsiniz. Çünkü Old Spice üçü bir arada duş yeriyle güne ferah bir şekilde başlayıp deodorant stickle gün boyu ferah kalıp deodorant ile de tazelenebilirsiniz. Bu arada daha önce hiç kullanmadıysanız ortamın en ferah erkeği yapan Old Spice ürünlerinin gerçekten çok kalıcı ve maskülen kokuları var. Ama bir yandan da çok geniş bir koku yelpazesi olduğunu da söyleyeyim. Ben de 48 saat ferahlık sunan, uzun süre kalıcı erkeksi kokusu olan Old Spice ürünleriyle 7-24 duş ferahlığıyla anlattığım tüm dizilere rağmen tazelenmiş kalıyorum. Bu arada diziye geçmeden önce dediğim gibi Old Spice ürünlerini sevgilinize almayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Çünkü videonun açıklama kısmını bıraktığım link üzerinden Old Spice ürünlerine avantajlı fiyatlarla ulaşabilirsiniz. O zaman tüm gördüklerimize rağmen diziyi ferah ferah anlatmaya devam edebiliriz. Ha bu arada Sezar'ın hakkı Sezar'a Yılmaz Erdoğan'ın repliklerini gerçekten eğlenceli buldum ve dizinin tamamını az da olsa sıkılmadan izlemeyi başardım. Ha tabi bu arada iki buçuk saat dizi yazarsanız kendinize de kıyak geçersiniz. Verelim coşkuyu. Tersinde pis. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Peki böyle davranan kadına hocamız nasıl davranıyor? Ha o da ona Türkçeyi öğretiyor. Bunu yapmayı hemen öğrenmen lazım. Lazım değil, lazımdır o. Evet, lazım değil, lazım dedirttiriyor ama hocamızın da Mükrem'in çıtırdan kalma U problemi hala devam ediyor. Sen niye küfür ediyorsun öyle devamlı? Ee, bütün koca dizide bu Ankara Dili ve Edebiyatı profesörü bir defa mı dans ediyor? He bu Dilber Ortaylı. Merak etmeyin. Karakterimiz artık pavyonu da bırakacağım diyor ama patron bir telefon açıp gel buraya deyince çat! Yine çıkıyor sahneye. Hem de dersiniz ki sahaya Icardi çıkıyor. Tezahüratlar eşliğinde. Kim geliyor? İlber! Kim geliyor? İlber! İlber! E madem bu kadar tezahürat var deyip benim bu diziyi izlerken kafama uyguladığım hareketi bu pavyonun dilberi kendi berisini uyguluyor. Evet dizi aslında eğitimin önemini, eğitimin aileden başladığını, ilginin genç bir biri üzerinde nasıl etki ettiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor ama bunu pavyonlara iş başvurusu patlaması yaşatmadan yapabilseydi keşke. Bundan sonra yapacağım dizi yorumlarında, bu bir dizi bir kere gerçek değil diyecek fandomların gözüne sokabileceğim bir örnek daha çıkmasaydı yine. Ve keşke haklı olmaktan yorulmasaydım bu kadar. Ama ben artık ümit etmekten soğuk ve şehirler arası otobüslerden vazgeçtim de yani anlamıyorsunuz. Tamam anlamıyorsunuz. Kafayı sallayıp böyle ölü. Ölü olduğu için ben anlamıyorsunuz.